Biz bugünleri çok gördük. Hangi AKP? 2 yıl önce Yargıtay'da, Danıştay'da cemaat yapılanması var diyerek üye sayısını arttırdığınız zaman da oy verdiniz. Şimdi 2 yıl sonra aynı gerekçeyle yine cemaat yapılanması var denilerek Yargıtay ve Danıştayların üye sayısı düşürülüyor. Hangisi doğru Sayın Bakan? O mu doğru, bu mu doğru? Şimdi cemaat diyorsunuz, FETÖ terör örgütü diyorsunuz. Yani Yargıtay'da böyle üyeler varken niçin haklarına bir işlem yapmıyorsunuz değerli arkadaşlar? Niçin bir işlem yapmıyorsunuz? Yargıtay'da böyle Yargıtay üyelerinin olmasına nasıl izin veriyorsunuz? Böyle bir tablo içerisinde gelin el birliğiyle, devlette elbette başka yapılanmaların olması kabul edilemez, hepsinin üzerine gidelim. Ama AKP yargısını kurmak için de böylesine arkadan dolanarak, yasaları çiğneyerek, anayasayı çiğneyerek, kuvvetler ayrılığı prensiplerini yok ederek yasalar çıkartmayın. Siz kimsiniz? Hangi AKP'siniz? 2 yıl önce PKK ile görüşmek için yasa çıkarttığınız zaman da oy veriyorsunuz. 2 yıl sonra PKK ile dövüşmek için de yasa çıkartıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bir vizyon sahibi olmanız lazım. Bir iktidarın ülkeyi yönetme gücü ve erki olması lazım. Bir iş yapıyorsanız doğrusunu yapın. Her konuda ikirciklisiniz değerli arkadaşlar. 45-44 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bugün Avrupa Kupası'nda dünyanın bir başka ülkesinde Portekiz-Polonya maçında 10 binlerce kişi, bütün futbolcular saygı duruşunda bulunuyor. Biz 44 kişinin daha yasını tutamadan buradan yangından mal kaçırtıcısına bir yasa çıkartıyoruz. Bu vicdanlara sızdı mı değerli arkadaşlar? Bu yasaları çıkarsanız ne olacak? Bakın, 2 yıl önce çıkarttığınız yasadan bahsediyorum. Çözemiyorsunuz. Yine yasa çıkartıyorsunuz, yine çözemiyorsunuz. Yani diyeceğim odur ki değerli arkadaşlar, yasa çıkartmakla ülke yönetilemez. Artık ülkeyi yönetemez hale geldiniz. Hele yargıyla bu denli içli dışlı oynarsanız, adalet duygusunun zedelendiği her ülke patlar değerli arkadaşlarım.